Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu Runnel'ın yapımını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz modelimizi de. Şöyle de tutayım sizler için. Bakın, hem basit hem de çok güzel görünümlü bir Runnel. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İster şifon yerinizin, ister masanızın, ister sehpa üzerine. İstediğiniz her yerde. Bu başlangıç yerim, bunu ben kaybedeceğim. Kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4 tane dilimden oluşuyor. Bunu ister 3 de yapabilirsiniz, 4, 5 de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Tığ numaram 3 fakat benim ipime göre tığ numaram. Biraz ince koton bir ip. Çanta için de almıştım ama bu koton ipler Gala diye de geçiyor. Çok güzel kullanışlı bir ip ama markası yok maalesef. Onun için istediğiniz gibi Runnel'larda kullanabilirsiniz. Şimdi ben size videomuzun tabii ki her alanını göstermek istiyorum ama videomuzda çok şey olmasın diye 1-2 dilimde gösterebilirim. 3 dilimde göstereyim, fark etmez. Siz bu 4 dilim için 80-85 zincir çekmeniz lazım. Hemen size ölçeyim bir de. Tam 31 santim, 30 da diyebiliriz. Santim olarak bu şekilde. Ama sizin tabii ki fark gösterebilir ipiniz ve tığınızdan, elinizden dolayı. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar 80 tane, bu 4 dilim için 80 veya 85 çekin, biraz kenarda fazlalık olsun, onu kaybedersiniz. 85 zincir çekin. Biraz aralarında ilk başına zincirle batacağınız için biraz gevşekte tutabilirsiniz. Çok değil ama birazcık gevşek tutabilirsiniz. 85 tane zincirinizi çekin. Evet, zincirimizi çektik. Şimdi şunu biraz geriye alalım. Şöyle beyaz yeri gözüksün. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zinciri ayırıp ilmeğimizi alalım. Hemen dibine, yani bir trabzan kadar olacak şekilde dibine battık ve şöylece çektik iki seferde. Aralarda iki zincir çekiyoruz, ilmek alıyoruz, bir tane zincirimizi boşluk bırakıp diğer zincire bir trabzan yapıyoruz. Şu direkle birlikte 1-2 oldu. İki zincir çekiyoruz, ilmek aldık, bir tane zincir atlayıp diğer zincire trabzan yaptık. İki zincir çektik, ilmek aldık, bir boşluk bırakıp diğer trabzana, pardon, zinciri trabzan yaptık. 1-2-3-4. Bakın şu başlangıç yerini yapıyoruz şimdi. İki zincir çektik. Şimdi burada beşinciyi yaparken, beşinci direğimizi yaparken ilmeğimizi aldık, bir boşluk diğerine trabzanı yarıya kadar çektik. İki tanesi tığımızda. İlmek aldık, bir boşluk bırakıp diğerine, ilmeğim açıldı bir saniye arkadaşlar. Şimdi ilmeğimizi aldık, bir boşluk diğerine tekrar yarısını aldık. 3 tane kaldı ilmeğimizde. İlmek aldık, bir boşluk diğerine, iki tanesini çektik ve bu üçünü birden burada topladık. Şu şekilde. Tekrar iki zincir çektik. İlmek alıyoruz, bir boşluk diğerine. Aralar iki zincirli arkadaşlar. İlmek aldık, bir boşluk, hemen şurada bir zincir atlayıp diğerine.
Trabzan yaptık. İki zincir çektik. İpimizi doladık tekrar. Trabzan yapıyoruz. Bir boşluk. Tekrar trabzan. Şöyle gördüğümüzde arkadaşlar, şu son yaptığımız 1, 2, 3, 4, 5. Bu aradaki direkler hep 5. Mesela buradan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. de işlem yapıyoruz. 5. de 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada hep o direkleri unutmayalım. 5. de 1, 2, 3 zincir çekelim burada. İpimizi doladık. Aynı yere trabzan yapalım. Bakın, inişli çıkışlı bu şekilde oluyor. Çünkü bir yerden kesiyoruz, bir yerden artırma yapacağız. Şimdi iki zincir çekerek aralarda bir boşluk bırakarak aşağı doğru tekrar gidelim. İki zincir çekelim. Bir boşluk bırakıp diğerine iki zincir, bir boşluk diğerine iki zincir. Şimdi ne oldu burada arkadaşlar? Bir bakalım şöyle. Şu V gibi yaptık. Bunda 1, 2, 3, 4, 5. de şuradaki işlemin aynısını yapacağız. İlmek aldık. Bir boşluk. Burada yarıya kadar çektik ilmeğimizi. İlmek aldık. Bir boşluk diğerine. Onun da yarıya kadar iki tanesini çektik. İlmek aldık. Bir boşluk diğerine. Hepsini birden topladık. İki zincir çektik. İlmek aldık. Bir boşluk. Ve aynı şekilde devam edeceğiz. Örneğimiz aslında bu kadar. Bundan ibaret arkadaşlar. Bunu siz zincir sonuna kadar da gidebilirsiniz. Ama kenara nasıl geliyor onu da göstereyim ben size. Ya da dört dilim ben de sizinle birlikte yapayım. Yanlışlık olmasın. Kafanızda karışmasın. İlk yeni yapanlar için sona kadar biz de gidelim. Bir, iki, üç, dört, beşinci de tekrar işlem yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Üç tane zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batalım. Bir topluyoruz, bir artırıyoruz. Bakın. Burada topladık, burada artırdık. Burada topladık, burada artırdık. Her bir beşinci direkte işlemimizi yapıyoruz. Şimdi. Bu toplama işi 4 tane olana kadar gidelim. Şimdi 1, 2, 3, 4.'ü de yaptık. Bakın 85 zincir tam geldi bu 4 dilime. Şimdi 4.'ü yaptıktan sonra şu kenar işlemini nasıl bırakacağız onu göstereceğim. Şimdi bu şekilde topladık. 1, 2, 3, tekrar 2 zincir. 4, 2 zincir, 5. yapalım. Aralarda tekrar boşluk bırakarak şu şekilde. Şimdi burada bir zincir çekip ilmek alıyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Sanki bu bir kenar olduğunu düşünün. Ve bir zincir çekip geri dönelim. Şu şekilde. Şimdi ikinci sıramızda burada nasıl aynı yere bir defa battık? İlk başlangıç yerimizde arkadaşlar. Şimdi sonuncu da öyle yaptık. Çünkü burası bir kenar olacak. Şimdi her boşluğun içine ilmek almadan bir iki defa sık iğne yaptık. Her boşluğun içine İki tane sık iğne.
İlmek, milistu falan hiçbir şey almıyoruz. Ha, direkt boşluğun içine bir, iki. Tepesine falan yapmıyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Bu ortaya geldiğimiz zaman, şu üç tane toplama yerine geldiğimiz zaman, buradan tam orta yerine bir tane sık iğne. Sonra yine yanındaki boşluğa iki tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Pardon, ipim çıktı. Bir, iki. Bir, iki. Tam boşlukların orta yerine iki tane sık iğne. Tam bu köşeye geldiğimizde şu şekilde yine göstereyim. Şu tepeye üçgen V'nin içine ise 3 zincir çekmiştik değil mi arkadaşlar? 3 tane dolgu yapacağız. Yani 3 tane sık iğne yapacağız. Diğer taraflara 2. 3 tane topladığımız yere ise tepesine bir tane. Her araya 2, şu bu topladığımız 3 tane yerin tam tepesine bir tane sık iğne. Sonra yine devam ediyoruz. Bütün boşluklara ikişer, sadece V'nin ortasına 3 tane yapana kadar başa gelelim. Sona kadar geldik. Tekrar 2 tane doldurduk. Burayı da dolduralım. En son ilk yaptığımızda 2 tane doldurup bu şekilde bittik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip geri dönelim. İlmeğimizi alıyoruz. İpimizi doladık. Tam dibindeki ilk olan deliğe, boşluğa bir trabzan yapalım. Sonra iki zincir çekip, zaten burayı hiç unutmayın arkadaşlar. Şu zincir gibi olacak ve şurası, bakın, hepsi denk düşecek ondan sonra. İki zincir çektik, ipimizi doladık. Bir boşluk diğerine. İki zincir çektik, ilmek aldık. Bir boşluk diğerine. Zaten şöyle tuttuğunuz zaman püf noktalarını da göstereyim size. Şu direğin hemen tepesinde, yani bu tarafta değil, aşağı tarafa tepesine denk geliyor. İnerken, çıkarken de diğer tarafına denk geliyor. Şimdi onu da göstereceğim. Onlara dikkat edin ki sıranızı şaşırtmasın. İlmek aldık. Bir boşluk yaptık. İki zincir çektik, ilmek aldık, bir boşluk. Şimdi köşe yerine geldik. Çünkü burada ne oldu? Şu kenarı saymıyoruz artık, şu kenardakileri. 1, 2, 3, 4, 5. de işleme geçeceğiz demiştik. İlmek aldık, bir boşluk bıraktık. Hemen şu yanındakine iki taneyi çekip altta nasıl yaptıysak aynı şekilde. İki taneyi çektik. İkisi kaldı. İlmek alıyoruz. Bir boşluk tam tepe yerine geliyor. İkisini çektik. Diğeri yine kalıyor. İlmek aldık. Bir boşluk diğerine. İkisini çektik. Sonra hepsini birden çekiyoruz ve iki tane zincir atıyoruz. Toplama yeri bu kadar. Sonra ilmek aldık, bir boşluk diğerine. Arkadaşlar, bu söylediğim sayıları, aradaki iki tane şu dolguları ve aradaki teker bıraktığınız boşlukları unutmazsanız, yani orada bir karışıklık yapmazsanız, hiçbir sorun yaşamadan direkt gider, sayılarınız kaçmaz. Yine iki zincir çektik, bir boşluk diğerine. İki zincir çektik, bir boşluk diğerine.
Şimdi ne oldu? 1, 2, 3, 4, yine 5.'ye geldik. V'nin oraya 2 zincir çektik. İlmek aldık. Bir boşluk tam V'nin ortasına denk geliyor zaten. Buraya bir trabzan yaptık. 3 zincir çekip tam buraya geldiğimizde tepesinin ortasında 3 zincir çekip ilmek alıp aynı yere tekrar trabzan yapıyoruz. Sonra 2 zincirle ilmek alıp bir boşluk bırakıp devam ediyoruz. 2 zincir, ilmek al, bir tane boşluk diğerine. Bu şekilde bakın. Zaten örerken de göreceksiniz. Şimdi şunu da göstereyim size. Nasıl demiştik burada? Direkler aşağı giderken şu direğin bir alt tarafındaydı. Yukarıya çıkarken direğin bir aşağısında kalıyor. Yani şuraya değil de şuraya denk geliyor. Bunları unutmayın. Zaten şu orta yeri bulduktan sonra hiçbir yerde kayma olmaz. Şimdi yine göstereyim biraz sizlere. İki zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Bir tane boşluk diğerine. İki zincir çektik. İlmek al. Bir boşluk diğerine. Pardon, bu beşinci bakın. 1, 2, 3, 4, 5. de ne yapıyorduk? Yarıya kadar çekiyorduk iki tanesini. İki tane milimizde kalıyor. Tığımızda ilmeğimizi aldık. Bir tane boşluk diğerine iki tane çektik. 3 kaldı. İlmek aldık. Bir boşluk diğerine ikisini çektik. Sonra 3 taneyi tamamlayınca hepsini birden çekip iki tane zincir alıyoruz. Tekrar ilmek alıyoruz. Bir boşluk diğerinin tepesine. 2 zincir, ilmek al, bir boşluk bırak diğerine. 2 tane zincir, ilmek al, bir boşluk diğerine. Şurada bakacağım. Bakın, şurada nasıl yanlışlık yapmışım. 3 tane doldurmuşum bakın. Buraya şu orta yeri, yani bu ortası hariç buna 3 tane V'ye yapacak demiştik. Şuna 3 tane yaptığım için bakın sayılarım anında değişti. Mecburen şimdi burada ilmek alıp bir iki tane boşluk bırakıp diğerine denk gelmesi için buraya yaparsam V burada kalır. Yani kafanız karışmasın. 2 zincir çektim, ilmek aldım, bir boşluk diğerine. Tam orta yerinde V'nin. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Ne demiştik? Şu 5 tane 1 2 3 4 5 taneyi unutmayın. Zaten örnek yaparken de kendini gösterecek. İki zincir, bir boşluk diğerine. Bu şekilde diğer başa kadar gelelim yine. Şimdi bu sona kadar geldik. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi de yapalım. Bir boşluk bırakıp bak sonuncu yer zaten beşinci yer. Buraya geldik. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekip ilmek alıp aynı yere bir tane kenar yapmayı unutmuyoruz. Hem giderken hem gelirken. Sonra bir zincir çekip geri döndük. O bir tane yaptığınız zincirli yer dahil iki tane sık iğne yaparak bütün boşlukların içine dolduralım. Yani örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Şu sırada yaptığımız gibi bütün hepsini dolduralım. Sık iğne ile diğer tarafa gelelim. Sonra bu şekilde yukarıya doğru istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Dilerseniz diğer köşeye tekrar geleyim. Diğer köşeden tekrar göstereyim size. Ne yaptık? Sona geldik. İki taneyi dolgu yaptık. Yani sık iğne. Bir,
2, 3, 4 tane zincir çekip geri dönüyoruz. Bu başlangıcımızda ilmek alıyoruz. Aynı hemen yaptığımız zincirin dibine trabzanımızı ördük. 2 tane zincir çekerek bir boşluk bırakıp devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, sayılarımızı unutmazsak hiçbir problem olmaz. Çok kolay, bir gecede, 2 günde bile örebileceğiniz çok güzel bir runnel modelimiz. İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz ölçülerde örebilirsiniz. Bundan arkadaşlar file olarak sadece runnel diye görmeyin. Bluz da olabilir. Etek ucu oymalı fileden bluz da yapabilirsiniz. Runnel da olabilir. Bebek battaniyesi olabilir. Bu modelden istediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Bakın şu kadar. Şimdi püsküle gelelim. İsterseniz püskülü göstereyim ben size. Bunu ben kestim. Püskül çok basit. Herkesin bileceği bir şey. Ama ben yine de ilk yapanlar için en pratik şekilde göstereceğim. Şuradan tutalım arkadaşlar. Bu şekilde. Ben size boyunu falan söyleyeyim. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bir karton yardımıyla, bir kare bir şey yardımıyla da yapabilirsiniz ama ben el alışkanlığı olmuş. Böyle mesela 25 defa sarın. İsterseniz daha kalın, isterseniz daha kalın. Bunu çıkarttım parmağımdan. Bunu bir kestim. Size pratiğini gösteriyorum. Bunu kestik, değil mi? Şöyle bir ipimizi doladık. Şu kadar bir ip alıp hemen bunun ortasından geçirip iki ucunu bir yapıp şu şekilde arkadaşlar bunu 2 defa düğüm atalım. Evet, tepesini bağladık. Şimdi buradan şöyle 2 kat olması lazım ipimizin. Biraz uzunca bir ip aldım. Tabii siz tek katta olur. Ben daha tok dursun diye 2 kat yaptım bunu. Bağladığımız ip tepesinde şöyle göstereyim. Bağladığımız ip tepesinde bunu tuttuk, değil mi? Şöyle tuttuk. Şöyle tuttuğumuzda aynı hizaya gelecek şekilde diğer 2 katlı ipimizi tuttuk. Ve buradan şu parmağımın üstünden bunu 2 kere doladım. Ve aynı şu alt kısımdan kestim. Ve bu ipimizi kestiğim iple, yani ilk başlangıçtaki ipimizi artık bıraksanız da çizilmez. O kadar sıkı yaptıktan sonra bunu bağladık. Bir düğüm daha atalım. Evet. Püskülümüz de oldu. Bunu bluz örerseniz bile arkadaşlar etek kısmına bu şekilde püskülleri de yapabilirsiniz. Şimdi bunu tam uç kısmına, yani şu diğer tarafını kestik. Sonra düzeltmeye gidelim. Şöyle yapalım, yapın. Evet, dümdüz. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir eğrilik var. Makasım kesmedi sanırım.
Bu şekilde yaptık. Püskülümüz bu. Boncuğumuzu da şöyle geçirip ikisini içinden tepedeki ipimizden geçirdik. Bunu nasıl mı ekleyelim? Şimdi oraya nasıl ekleyelim? Bu bitmişini düşünün arkadaşlar. Şu köşesi, şu köşeler vardı değil mi? Aşağı sarkan yerleri, yani 3 tane topladığımız yerlere bu püskülleri dikeceğimiz için ben şimdiki bu bir tanesinin hemen 3 tane ya, hemen bir tanesinin içinden bir ipini geçirdim. Sadece bir tanesini. Sonra hemen yanındaki yerden tığımı tekrar alttan geçirdim. Bu sefer diğerini. Yani araya birer tane ipleri geçirdim. İpimin katı kalmış yine. İp katlı olduğu için biraz zor oluyor. Neyse ben onu halledeceğim. Geçirdim ve arkadan tuttum. Dönün arkaya. Bu iki tane ipi bağlayalım. Çok sıkmayın. Gerektiği kadar. Bu ipimiz kaldı değil mi burada arkadaşlar? Hemen bak boncuğumuzun içinden ipimizi, ikisini de birden çekelim. Dediğim gibi ipim çift kat olduğu için bir saniye hemen düzelteceğim. İçinden ikisini de çektik. Şöyle bıraktığınızda bak. Bu ikisini burada kaldı ya arkadaşlar. Bu ikisini hemen pardon düğüm attığımız yer vardı. Onun hemen yanından buradan geçip tığımızı iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle buradan geçip bu iki tanesini ben tığla yaptım ama biraz şimdi çok sıkmışım sanırsam. Geçirdim tığımı ve bu iki tanesini de aşağıya çekeceğim. Sanki püsküllermiş gibi. Bakın çektim. Hiçbir şekilde bir yerde düğüm de kalmadı. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi püskülümüzü de yaptık. Burada da fazlalık olan son geleni tabii ki kesiyoruz. Bakın böyle. Püskülümüz de bu şekilde. Dediğim gibi bluzlarda da kullanabilirsiniz bu modeli. File bluzlarda, runnel'da, battaniyede, kırlentlerde her yerde kullanabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız mutlu olurum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.